Kıymetli kardeşlerim malum olduğu üzere ve vesselam efendimizin amcaları içerisinden en büyük imtihanları Ebu Leheb'den yaşamıştır. Aslında Ebu Leheb İslam öncesi dönemde yeğenini çok seven bir amcadır. Hatta onun doğumuyla sevinmiş ondan dolayı sadakalarda hayırlarda bulunmuş birisidir. Kendi hizmetlisi olan Süveybe'yi ona süt annesi kılmış birisidir ve onun çocukluk döneminde, gençlik döneminde ona yardımcı olan yani efendimize yardımcı olmaya gayret eden bir amcadır. Ama nasıl olmuşsa İslam geldikten sonra nübüvvet güneşi Mekke'de doğunca çok farklı bir düşmanlığa bürünmüştür Ebu Leheb ve onun hanımı olan Ümmü Cemil. Şimdi İslam öncesi dönemde amca Ebu Leheb peygamberimizi çok sevdiği için onun ahlakına hayran olduğu için, onun ahlakına ait bazı şeyleri hep dillendirdiği için iki tane oğlunu Utbe ve Uteybe'yi Allah Resulü'nün iki kızı Rukiye ve Ümmü Gülsüm'le nişanlanmıştı. Hatta bunu yaparken de şöyle bir sözü var Ebu Leheb'in. İstiyorum ki Muhammed'in ahlakından etkilenmiş o kızlar benim gelinlerim olsun. Yani bu bile Allah Resulü'nü, nübüvvet öncesi nasıl sevdiğine dair bir işarettir. Ama nübüvvet gelince İslami davet Mekke'nin sokaklarında yankılanmaya başlayınca amca Ebu Leheb çok farklı bir düşmanlığa büründü. Ümmü Cemil o düşmanlığı daha ötelere taşıdı ve nihayetinde Tebbet suresi nazil oldu malum. Ve o Tebbet suresi nazil olunca Ebu Leheb de hanımı da çılgına döndüler ve dediler ki artık o nişanlılık devam etmeyecek. İki oğlunun da nişanını bozdular. Böylece bunu yaparak Allah Resulü'ne de Hazreti Hatice'ye de eziyet vermek istediler. Hatta Ümmü Cemil propaganda yapmaya da başladı. Kimse onun kızlarıyla evlenmeyecek. Biz bozduk. Bir başkası gidip de onun kızlarından herhangi birine talip olmayacak. Kim talip olursa şöyle yaparız, böyle yaparız diye de bayağı şeyler söylediler. Şimdi o günler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evinde ister istemez çok ciddi bir hüzün var. Efendimizde var, Hatice anamız da var, iki tane genç kız Rukiye ve Ümmü Gülsüm annelerimizde de var. Bunlar Müslümanlar arasında da konuşuluyor. Ve o günlerde birisi çok önemli birisi hem de öyle birisi ki o meleklerin kendisinden haya ettiği birisi 35-36 yaşlarında birisi Mekke'nin en saygın insanlarından birisi çok ciddi bir biçimde ticarette yer edinmiş birisi sayılı tüccarlardan birisi Hazreti Osman ben acaba Allah Resulü'nün kızlarından birine talip olsam Resulullah bana kızlarından birini verir mi? Hem de ben böyle yaparak biraz olsun Resulullah'ın yüreğindeki o hüznü giderebilir miyim diye kendi iç dünyasında bunun muhasebesini yapıyor. Sonra da efendimiz Ali Aleyhissalatü vesselam efendimizin karşısına geçiyor, talebini efendimize iletiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok ama çok memnun oluyor ve kızlardan büyük olan Rukiye'yi Hazreti Osman'la evlendiriyor. Bu evlilik sıradan bir evlilik değil. Bu evlilik Mekke'yi, Kureyş'i hareketlendiren bir evlilik. Bu evlilik günlerce, aylarca konuşulan bir evlilik ve bu evlilik Hazreti Osman için yepyeni bir sürecin başladığı bir evlilik. Neden? Çünkü Hazreti Osman Ümeyye oğullarından, Ümeyye oğulları o güne kadar İslam'a karşı düşmanlıkta zirve olan birisi. E şimdi Hazreti Osman Ebu Leheb'in hanımı Ümmü Cemil'in amca kızı, o, Ümmü Cemil onun amcasının kızı. Böyle bir yakınlığı da var. Dolayısıyla akrabalarını karşısına alarak bu adımı atmış oluyor. Zaten iman ettiği için beni Ümeyye'de bir sıkıntı var. Bir de bunun üzerine o eve damat olunca, Rukiye annemizle evlenince o sıkıntılar kat kat fazlasına taşınmış oluyor. Hazreti Osman o günkü şartlarına epey ilerli bir yaşlarda yani 35-36 yaşlarına kadar bir erkeğin hiç evlilik yapması çok normal bir şey değil. Ama Hazreti Osman o ana kadar hiç evliliği düşünmemiş. Kader planında Allah ona başka bir hayır murad ettiği için o böyle bir şey yapmamış. Ne zaman bazıları ona evlilik teklifinde bulunsalar, bazı kız babaları, aile büyükleri, kendi ailesi filanca olsun, filanca olmasın diye bazı tekliflerde bulunup farklı şeyler söylediklerinde Hazreti Osman hep düşünmüyorum demiş. Ama bir anda Hazreti Osman hiç dünyasında evlilik adına bir şey yokken Rukiye annemize talip olması ve bu işin olması, o peygamber evine damat olması günlerce dediğimiz gibi Kureyş'te Mekke'de konuşulan bir mesele oluyor. Öyle ki o ana kadar Mekke'nin en saygın tüccarı gerçekten pazara inmeyene kadar pazarın kapılarının açılmadığı yani ticaretin başlamadığı ticaret ancak Osmanlı başladığı Osman geldiği zaman pazara ticaretin başlayacağı kadar bir saygınlığı olan o insanın böyle bir adım atmasıyla öyle bir hale geldi ki artık Mekke'de yaşayamaz bir hale geldi. Ve nübüvvetin 5. yılında daha birkaç sene olmuş evlilikleri gencecik hanımı Ruhi annemizi de alarak deniz aşırı bir ülke olan Habeşistan'a gitmek zorunda kalıyor Hazreti Osman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice annemiz onları yolcu ederlerken çok duygulu anlar yaşanıyor. Efendimizin gözünden Hatice annemizin gözünden damla damla yaş akıyor ve Hazreti Osman'ın yaptığı fedakarlığın arkasında aslında ne kadar büyük şey bıraktığının bir işareti olsun diye ve yaptığı o hicretin ne kadar kutsi bir hicret olduğunu ortaya koymak için Ali Seratü vesselam efendimiz diyor ki selam olsun Osman'a o Lut'tan sonra ailesiyle hicret eden bir iman ailesidir diyerek o hicreti bir peygamberin hicretine benzetmiştir. Hazreti Osman'ın bu büyük fedakarlığı ve gerçekten de birçok prangayı söküp atması ailenin kınamasına hiç takılmaması, akrabaların dedikodularına hiç takılmaması, kaybedeceği ticarete hiç takılmaması, insanların nezdinde olan o saygınlığın zedeleneceği yönündeki o sıkıntılara hiç takılmaması Hazreti Osman'ın nasıl imanla büyük bir özgürlüğe eriştiğini gösteriyor. O Osman, o meleklerin haya ettiği Osman biliyorsunuz. Rukiye annemiz Bedir'in hemen arkasından vefat edince Ümmü Gülsüm annemizle de evlenecek ve tarihe zinnureyn yani iki nur sahibi olarak geçecektir. O meleklerin haya ettiği insandan öğreneceğimiz gerçekten çok ama çok şey var. Özellikle prangalar nasıl atılır, özgürlüğe nasıl erişilir, Tevhid insanı nasıl özgürleştirir? Bunun yoluna ve yöntemine dair de Hazret Osmandan çok şeyler öğreniriz. Allah bizi onun yolundan ve onun gibi bu işi anlayıp da iman adına fedakarlıklar ortaya koyanların yolundan bir an olsun ayırmasın.